Selamünaleyküm. Hoş geldin. Selam. Buyurun. Buyur. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin hocam. Gel. Oğlum Ali Hoca'ya da çay getir hemen. Sağ olasın. Hocam ya bu adamlar mahalleyi talan ettiler. Nedir bu kız meselesinin aslı? Hocam o kız kim? Kimin nesi? Onun için hep yollu diyorlar. Yok öyle bir şey. Haysiyetsiz birinin uydurması. Zalim zulmünü meşrulaştırmak için hep başka isim takarmış mazluma. Kızın bir günahı yok. Pisliğin birinden kaçarken benim evime sığındı hepsi bu. Senin de mi günahın yok Ali Hoca? Ne oldu belli olmayan kızla aynı evde sabahlamak günah değil mi? Kızın babası mahalleye kadar gelmiş, rezalet çıkartmış. Ayıp değil mi? İnsanlar nasıl da görmek istedikleri gibi görüyor. Hesaplar Allah'a arkadaşlar. Hadi eyvallah. Görüşürüz hocam. Yahu ne biçim konuşuyorsunuz? Ayıp değil mi? Ne ayıbı İlhan abi? Hocanın yaptığı ayıp. Yediği haplar herkesin dilinde. Şükür ki Allah insanların sunduğu raporları kabul etmez. O her şeyi görüyor. Ali! Ali hocam! Merhaba. Al, buyur işte. Yahu belki bir arkadaşına gelmiştir. Her şey ayan beyan ortada. Görüyorsunuz. Tuğçe Hanım yok mu? O annesine uğradı. Ben de beklerken seni köşede görünce selam vereyim dedim. İyi yapmışsın. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Gerçekten mi? Bir şey söyleyecektim sana. Ne söyleyecektin? Uygar'a artık borcun yok. Nasıl yani? Nasıl yok? Ben hallettim. Nasıl hallettin? Bir dakika. Sen mi ödedin? Sen nasıl bir şeysin ya? Anlamadım. Yani kabul edemem böyle bir şeyi. Ya o pisliğin seni rahatsız etmesini istemiyorum. Ben de istemiyorum tabii. Ama yaptığın çok büyük bir iyilik. Aslında bu iyilikten çok... Nasıl desem... Ona borçlu kalmana katlanamamak. Tamam o zaman. Öyle olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ama borcumu ödeyeceğim. Borcum borç yani. Tamam peki. Anne. Anne? Alo Sevda. Annem neredesin? Tuğçe ile kafedeyim anne. Ne oldu? Neredeymiş? Tuğçe ile birlikte demek kafedesin öyle mi anneciğim? Ne zaman gelirsin? Akşama gelirim. Tamam anneciğim. Tamam görüşürüz. Bak işte. Niye yalan söyledin anne? Ne yalanı? Tuğçe ileyim dedin. Ya şimdi seninle olduğumu söylesem bir yığın soru soracak. Nasıl sorular? Boş ver. Kardeşim Sinan seninle tanışmak istiyordu. Ben o neredeyse bir arayayım bir sorayım. Sizi tanıştırmış olurum.
Bin arabaya. Abi ben inan. Açmıyor. Neyse dönüş yapar bana. Bir şey soracağım. Baban bir şey sordu veya söyledi mi benimle ilgili? Ne gibi bir şey? Herhangi bir şey. Yo. Neden sordun ki? Önemli değil. Öyle merak ettim.